Merhabalar arkadaşlar, ben Mete Hanemli. KSAP Helikopter'in 7. eğitim videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videoda outputlar kısmını öğrenmiştik. Bu videoda ise inputlar kısmını öğreneceğiz bloklar yüzünden. Inputlar bloğunda 5 tane farklı blok var. Bu bloklardan ilki read battery voltage diyor. Yani batarya voltajını ölçüyor. Bunu print ile kullanabiliyoruz. Zaten giriş bloğu olduğu belli şeklinden de. Bunu print ile birleştirip loop'un içine koyuyorum ve çalıştırıyorum. Burada mesela 4070, 4070 yazdı. Sayıyı biraz arttıralım. Süreyi de 0,5 yapalım. Çünkü batarya voltajı da şu anda elektrik harcadığı için değişebilir yani. Mesela şu anda yavaş yavaş azalıyor aslında. Çok çok yavaş. Şu an 4 volt civarındaymış. 4,65, 4,70. Bu şekilde değişiyor. Burada drone üzerindeki bataryanın voltajını ölçebiliyoruz bu blok sayesinde. Read battery voltage bloğu sayesinde. Daha sonra accelerometer datasını ölçen bir blok var. Bununla accelerometer sensöründeki verileri X, Y, Z ham verileri direkt okuyor. Yani direkt sensörden gelen filtrelenmiş verileri değil. Bu blok onu o işe yarıyor. Mesela şunu şöyle hareket ettirdiğim zaman eksi 5000'e geldi. Bu tarafa yapıyorum. 5000'e geçiyor. Bu x ekseni olduğu için sadece şu hareketi ölçüyor. Y yaptığımda ise bu eksen şu an 5000 oldu. Şu an eksi 10.000'de. Bu şekilde değişiyor. Açısını ölçüyor yani. Daha sonra işte jiroskop sensörü var. Jiroskop sensörünü çalıştıralım. Bu ise arkadaşlar üzerindeki ivmelenmeleri ölçüyor. Titrettiğim zaman yüksek veriler geliyor. Sabit tutumda ise küçük veriler geliyor. Bu şekilde. X, Y, Z 3 eksende de bu ivmelenmeyi ölçebiliyor. Daha sonra yön ölçme şeyi var. Yani pusula sensörü gibi. Bunun hangi derecede doğuya mı baktığını falan gösteren bir blok. Bununla da onu ölçebiliyoruz. Ama şu an kalibrasyon olmadığı için bunu göstermiyorum. Daha sonra da IMU yani üzerindeki çipin açı sensörünün sıcaklığını ölçen bir blok var. Böyle bir özellik vardı. Bunu da ekledik. Burada ise direkt devre kartının ısısını ölçebiliyorsunuz. Şu anda mesela 39 derece olarak gözüküyor. Burası sıcaklık çünkü drone'dan çıkan içindeki çiplerden oluşan sıcaklık direkt buraya yansıyor. Yani drone fazla ısınmış mı aslında onu da buradan görebiliriz. Ama yani bu bir çip ısısı gibi düşünebilirsiniz. SFP blokları yüzü input kısmı bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.